Değerli Hazirun, ben bir sunum hazırlamıştım İngilizce ama hayatımda ikinci defa bir uluslararası konferansta Türkçe konuşma fırsatı oldu. Bunu da değerlendirmek istedim açıkçası. Ben bir saatlik hazırlamışım, hemen onu kısaltacağım. Yani 10-15 dakikaya indirmeye çalışacağım. Dijital transformasyonu iş hayatında, çalışma hayatında, sizin ifadenizle emektaşlıkta nasıl kullanabiliriz? Geleceğin senaryosu nasıl olabilirle ilgili olarak çok kısa bazı konulara değinmek isteyeceğim. Burada bilmiyorum detay gözüküyor mu? Sadece iki resim koydum. Yani bir tanesi Sofia robot, Suudi Arabistan vatandaşıdır. İkincisi de bir Güney Kore televizyonunda reality show, ki reality ne demek o da tartışmalı oldu artık. Yani bir gerçeklik şovu ama aynı zamanda da sanal gerçeklik var. Ölmüş kızıyla beraber onun hologramıyla buluşan bir annenin hikayesini orada göstermişler. Bir ölmüş kızın hologramıyla annesinin virtual reality gözlüğüyle nasıl konuştuğunu anlatan bir program. Yani hologramlar, insansı robotlar, humanoid robots hayatımızın bir parçası haline geldi. Buradan nasıl, buraya mı basıyoruz? Burada beş konuyu çok kısa ele almak istiyorum. Bu transformasyonun ve otomasyonun, yapay zekanın konuları, bunların iş hayatına getirdiği avantaj ve dezavantajlar, özellikle karşımıza çıkabilecek global büyük trendler ve iş hayatının geleceğiyle ilgili bazı konular. Burada stratejik yönetim mantığıyla ilk önce avantaj ve dezavantajları, sonra da makro trendleri ele alma yöntemini, metodunu kullanmaya çalışacağım. Şu anda hayatımıza, iş hayatına bile girmiş olan, mesela Japonya'da botlara da çalışma izni veriliyor. Suudi Arabistan'da Sofia dediğimiz robot vatandaştır. Vatandaş olunca çalışma izninin ötesinde başka açıdan da insan gibi kabul edilebiliyor. Tabii ki gerçek bir insan değil ama buraya doğru bir gidiş var. Çin'de 2030'a kadar birçok Robocop diyebileceğimiz robot polis çalıştırılacak. Yani dolayısıyla iş hayatının, çalışma hayatının önemli bir parçası haline gelmişler. Ama robot kelimesi bildiğiniz gibi Çek science fiction yazarı, yani bilim kurgu yazarı tarafından Rossum's Automated Robots, yani Türkçe'ye de o zaman Alem Şumul Sünni Adamlar Fabrikası olarak 1927'de çevrilmiş, 1920'de Çek yazar tarafından yazılmış bir kitapta. Alman ve Slav dillerinden gelen Arbeit, robota kelimelerinden hareketle robot kelimesi dilimize kazandırılmış. O zaman science fiction'dı ama o zaman ikinci sanayi devrimi zamanıydı. Şimdi dördüncü sanayi devrimi zamanı ve artık robotlar çalışma hayatının bir parçası haline geldiler. Burada artık nesnelerin interneti, yapay zeka, endüstri 4.0, toplum 5.0 yani society 5.0 gibi kavramlar, özellikle Almanlar endüstri 4.0 diyor daha çok, İngilizler digital transformation, Amerikalılar digital transformation diyor, Japonlar society 5.0 diyorlar. Bütün bu kavramlarla ilgili gelişmeler hayatımızın bir parçası oldu. Bunların avantajları çok vurgulandı. Özellikle big data, yani büyük veri, karar vermede işimizi kolaylaştırıyor. Bir karar destek sistemi olarak büyük veri yöneticilere yardımcı oluyor. Bir evvelki sunumda da, Schipringer'in değerli yöneticisi Rauscher'in sunumunda da yapay zekanın yazdığı bir kitaptan bahsetmişti. Bir literature review, yani bilimsel literatür review'u yapan bir yapay zeka kitap yazabiliyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Ben de bugün öğrendim. Yani journal editör, yani makale veya dergi editör olduklarını biliyordum ama kitap yazdıklarını bilmiyordum.
Yine önemli bir konu, bir avantaj bizim için efficiency and effectiveness, yani az kaynak kullanarak hedeflere ulaşabilmek. Türkçe'de buna etkililik ve verimlilik veya produktivite biliyorsunuz deniyor. Burada da özellikle birbiriyle çelişen operasyonel hedeflerin tamamına ulaşabilme imkanı ortaya çıktı. Mass customization, yani aynı zamanda hem ikinci sanayi devriminin seri üretimi, mass production, hem de üçüncü sanayi devriminin bilgisayarlaşmayla beraber ortaya çıkan kişiye özel, yani customized, terzi işi üretimi. Dördüncü sanayi devriminde customization'la mass production, yani terzi işi üretimle seri üretim birleşti. Şimdi bir elektronik kitap kişiye özel de olabilir, seri de olabilir. Kalıp maliyeti yok. Yani printing cost, yani o kalıbı üretme maliyeti olmadığı için hem seri üretebiliyorsunuz milyonlarca kitap, hem de kişi isterse print alıyor, isterse almıyor, isterse bir kısmını okuyor gibi. Daha da ileriye giden neural marketing'de tamamen kişiye özel reklam. Bir diyelim ki giyim mağazası bütün müşterilerine aynı genel standart reklamı yapmıyor. Her müşteriye ayrı bir reklam yapabiliyor. O yüzden çok yüksek bir verimlilik ve etkililik artışı, az kaynak kullanarak çok sonuç elde edebilme imkanı ortaya çıktı. Ve biraz da devlet tarafına gelmemiz gerekir ki Sayın Nazırım da ifade ettiler. Özellikle Türkiye'de de, dünyada da, devletlerde de aynı şekilde bir etkililik ve verimlilik artışı ortaya çıktı. Birçok hizmeti, bürokrasideki paperwork dediğimiz, yani kırtasiyeciliği azaltarak, hiç kağıt işleri, imza işleri yapmadan birçok faaliyeti, birçok tahlili, birçok vergi ödemesini, çok farklı işleri artık online olarak yapmak mümkün hale geldi. Burada ne zaman biz üçüncü sanayi devriminden dördüncü sanayi devrimine geçtik, bu da tam belli olmamakla birlikte akıllı telefonların çıktığı 2008-2009 finansal krizini başlangıç noktası olarak da kabul edebiliriz. Çünkü Nokia'nın batıp Apple'ın çıktığı zamandır. Yani hardware'in batıp software'in yükseldiği dönemi başlangıç olarak kabul edebiliriz. Burada da devletler de bu rekabetin içine girdi. Yine önemli bir nokta, teknolojinin değişmesi hem iş hayatımızda, hem aile hayatımızda, hem sosyal hayatımızda daha önce yaşamadığımız bir çalışma ve yaşama deneyimini de fert olarak, birey olarak bizim üzerimize yükledi. Fakat burada tabii dezavantaj mıdır, bu avantaj mıdır? Eğer bunu bu değişikliğe adapte olamazsak, biraz evvel pandemideki o evden çıkamama ve mecburen evde çalışmanın intihara kadar götürmesi, yani suicide, bilmiyorum Azeri Türkçesinde de intihar mı diyorsunuz? Evet. Bu da yine teknolojinin getirdiği belki stres yüksekliği, özellikle Batı dünyasında antidepresan kullanımında büyük bir artış ortaya çıktı. Ama bu sadece iş hayatında değil, iş arayıp da bulamayanlarda da önemli bir problem ortaya çıkıyor. İşsizlikte de özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizlik artışı var. Bazı ülkeler kendi gençlerini başka ülkelerde işe sokmak için employment agencies, yani istihdam ajansları kullanıyorlar. Bazı ülkeler de başka ülkelerin gençlerini kapmak için yine aynı ajansları kullanıyor. Yani bir gönüllü beyin göçü başlamış durumda. Özellikle Güneydoğu Asya'dan ve Orta Afrika'dan çok büyük bir nüfus patlaması var. Yani bu düzenli ve düzensiz göç bundan sonra hayatımızın değişmez bir parçası haline gelecek. Özellikle biz 2000 yılların başında da tahminler yapmıştık ama o zaman 20 yıllık yapıyoruz. Şimdi 10 yıllık ancak yapabiliyoruz çünkü çok hızlı bir değişim var ve nereye gittiğini göremiyoruz. Ancak Procter & Gamble'ın, PwC'nin, ondan sonra World Bank'in ve birçok McKinsey'nin, birçok kuruluşun Future of Work, yani geleceğin işleriyle ilgili öngörülerinde genellikle şu anki klasik işlerin bir kısmının ortadan kalkacağını konusunda herkes
hemfikir. Burada bazı istatistikler var. Yani Amerika'da işlerin %38'inden işte Japonya'da %24'üne kadar şu anki klasik işlerin değişeceği söyleniyor. Bu tabii ki otomatik olarak işsizlik demek değil ama yeni işler de mutlaka bunların yerine ortaya çıkacak. Benzer bir geçişi ikinci sanayi devriminden üçüncü sanayi devrimine 1970'lerde bilgisayarlaşmak, özellikle kişisel bilgisayarların çıkmasıyla Amerika'da yaşamışlar. O zaman Entrepreneurship and Innovation kitabının yazarı Peter Drucker, Amerikan hükümetine danışmanmış. Diyor ki bu bilgisayarlaşmadan dolayı, ofis otomasyonundan dolayı işsiz kalanları ne yapacağız diye kara kara düşünüyorduk. Sonra hizmet sektörü yükseldi. Bu insanlar hizmet sektörüne geçtiler ve kurtulduk diyor. Amerika'da 1900'lerin başında çalışanların %50'den fazlası tarımda çalışıyor. 1950'de sanayide çalışıyor. 2000 yılına geldiğimizde hizmet sektörlerinde çalışıyorlar. Yani dolayısıyla 3. sanayi devrimi hizmet sektörünü yükseltti. 4. sanayi devrimi evden çalışmayı yükseltiyor ama daha neleri yükseltecek, neleri alçaltacak bunları zaman içinde göreceğiz. Ama mutlaka yeni meslekler ortaya çıkacak. Yine önemli dezavantajlarından bir tanesi emektaşların sömürülmesi. Yani daha önce mesai, vardiya, siz nöbet diyorsunuz galiba. Böyle kavramlar vardı. Yani işte Dünya Çalışma Örgütü'ne, ILO'ya göre 40 saat civarında çalışılıyordu. 15 yaşın altındakiler çalışamaz, 65 yaşın üstündekiler emekli olur. Yani belli bir düzen var, çalışma saatleri var. Artık uzaktan, dijital çalışma, telefonunuzun olduğu her yer hem eviniz, hem iş yeriniz, hem eğlenceliğiniz, oyun oynadığınız yer. O yüzden 7 gün 24 saat patronlar size görev verebilir ve çalışabilirsiniz. Fazla mesai diye bir kavram ortadan kalkıyor. Ya da hayat boyu istihdam. Mesela Japonların kültürü hayat boyu istihdam. Bir Toyota'ya girersiniz, Toyota'nın bir marşı var, üniforması var. Toyota'ya aidiyet bilinci var. Toyota'da 40 sene çalışırsınız, emekli olursunuz. Emekli ikramiyenizi almazsınız, yan sanayinde girişimci olursunuz. Ölünceye kadar Toyota'lı olursunuz. Bir nevi vatandaşlık. Zaten Japonların çıkarttığı bu organizational citizenship kavramı var. Yani örgütsel vatandaş olursunuz. Ama artık günümüzde kimse bir ülkenin vatandaşı olmak ya da bir firmanın uzun süreli istihdamında olmak durumunda değil. Dijital vatandaşlık var, dijital göçmenlik de var. Yani Türkiye'de çalışırken Microsoft'ta çalışıp bütün hayatında ülkesi dışına hizmet etmek de şu anda mümkün. O yüzden kısa online görüşmelerle işe alınan ve kısa kontratlarla parça başı piece work çalışan bir hayat tarzına doğru geçiyoruz. Proje bittiği zaman, iş bittiği zaman istihdam da bitiyor. İkincisi, yine dezavantajlardan bir tanesi, bazı krizlerde ki COVID-19'da bu krizlerden bir tanesidir ki bundan sonra inşallah çıkmaz ama çıkabilir. Yani bundan sonra da benzer başka türlü krizler çıkabilir. Normalde değiştirmek istemeyeceğimiz, yani ben bir öğretmen olarak sınıfta öğrencinin olmasını isterim ama mecburiyetten dolayı uzaktan ders vermek durumunda kaldık. Bazen bu tür krizler Endüstri 4.0'a adapte olma konusunda toplumu da mecbur hale getirebiliyor. Yine önemli bir konu data security, yani veri güvenliği. Şu anda evlerinde smart home, yani akıllı ev teknolojileri olanların evde uzakta bakıcılar çocuklarına nasıl bakıyor diye iş yerinden takip ederken hackerların da takip ettiğini fark etmişler. Yani sadece çocuğunuzu siz uzaktan takip etmiyorsunuz, bilgisayar korsanları da takip edebiliyor. En rahat girilebilen sistemler bu sistemlermiş. O yüzden kişisel verilerin güvenliği, kendi sağlık bilgilerimizin, her türlü bilgimizin, finansal bilgilerimizin güvenliği şu anda ne kadar güvende, bunu bir daha sorgulamak gerekiyor. Makro trendlere baktığımızda da çok ben kısa kısa bütün teknolojik, siyasal, ekonomik hepsinin detayını zaten siz de mutlaka takdir ediyorsunuz. Çok kısa bazılarını ön plana çıkartmak istiyorum. Küresel platform ekonomileri, yani
sizin söylediğiniz gibi IT şebekesine bağlı ve yazılıma, software'e bağlı iş yapan, mesela Uber gibi. Hiçbir taksisi yok, hiçbir taksi durağı yok ama taksi sistemini yönetiyor. Amazon gibi hiçbir kütüphanesi yok. Bir tane galiba fiziksel numune olarak yaptılar diye zannediyorum. Ama bütün dünyadaki kitap ve diğer alışverişi, Alibaba da aynı şekilde. Yani bu dijital platform ekonomilerinin hakimiyetinde olan bir sistemin oluştuğunu görüyoruz. Yine çalışma hayatında istihdam forma, siz forma diyorsunuz galiba, istihdam şekillerinin, formlarının değiştiğini görüyoruz. Daha kısa, daha esnek, part-time yani haftada 5 gün değil, 3 gün, 2 gün şeklinde. Hatta 2 kişinin bir işi üstlenmesi veya 1 kişinin 2'den fazla işte çalışması gibi konular ön plana çıkıyor. Yine mutlaka yani hükümetlere düşen yeni çalışma hayatının, yani teknoloji bize bir kültür ve medeniyete zorladığı için işte bu yeni çalışma hayatının mevzuatının geliştirilmesi gerekiyor. Genellikle ilk önce çalışma hayatı şekil değiştiriyor, sonra biz arkadan ona uygun mevzuatı yapmaya çalışıyoruz. Bir şekilde teknolojinin iyiye kullanımı da olabilir, kötüye kullanımı da olabilir. Bazı kötüye kullanımlarda işte Cambridge Analytica gibi veya buna benzer yazılım firmalarının seçimleri dahi manipüle ettiğini, Amerikan seçimleri dahil 10 küsur seçimi manipüle ettiği de konuşuldu. O yüzden mevzuat bu tür suçları engellemek açısından çok önemli hale geliyor. Bazı çok önemli platform ekonomileri ulusal devletlere vergi ödemiyorlar, kuralları dinlemiyorlar. Burada da bir global ulusal çatışması da teknolojiyle beraber ortaya çıkıyor. İlk Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına giden süreçte de radyo yayınları, yani Batı'dan yapılan radyo yayınlarının Rusya tarafına ulaşması veya bir Berlin'den kalkan bir planör uçağın Kızıl Meydan'a inmesi gibi, yani bir şekilde devletlerin aldığı yerel tedbirler var ama mesela Google şey yapıyor, uydu gönderiyor. Afrika'da içecek suya ulaşımı olmayan çocukların dijital oyunlara ulaşımı var. Telefonu varsa internete girebiliyor ama su yok. Yani böyle bir çelişkiyle de karşı karşıyayız. Bu platform ekonomileri, bilemiyorum oradan gözüküyor mu? Akıllı telefonların ve yazılımın dominasyonu başladıktan sonra çok büyük bir fırsatla karşı karşıya kaldılar. 2008 krizi öncesinde veya esnasında en güçlü firmalar enerji firmaları, bankalar ve telekom firmalarıydı. Telekom, yani 3. sanayi devriminin iletişim aracı telekom. Ama 4. sanayi devriminin ki dijital telefonlar. Bu firmaların değerleri düştü. France Telekom'un, Türk Telekom'un ve buna benzer AT&T'nin vesaire değerleri zaman içerisinde düştü. Enerji şirketlerinin değerleri, değer derken şeyi kastediyorum, market capitalization, yani piyasadaki sermayesinin kıymeti, piyasaya açık olan firmalar. Ve bunlar genellikle klasik, yani 2. sanayi devriminin firmalarıydı. Fakat krizin etkisiyle, akıllı telefonlar ve yazılımların gelişmesiyle hemen pandemi öncesi 2018'e, yani artık meyvelerini topladıkları zamana geldiğimizde Apple'ın, Google'ın, Microsoft'un, Amazon'un öne çıktığını, Microsoft yine ilk 10 içerisinde vardı ama daha da öne çıktığını görüyoruz. Tencent, Çinli firma, Alibaba, Çinli firma. Yani bu yarışa Çinlilerin de çok yukarıdan girmiş olduklarını görüyoruz ve çok eski firmalarda değil yani baktığımızda. Bunların arasında Facebook tabii çok çok daha yeni. Yani hemen meyvasını topladığını görüyoruz. Pandemi sonrasında durum nasıl değişti diye baktığımızda o birkaç sene içerisinde platform ekonomileri tedarik zinciri ve dağıtım kanalı problemi yaşamadıkları için ve insanlar evden alışveriş yaptığı veya evden bu hizmetlere internet üzerinden çok rahatlıkla girebildikleri için pandemiden daha yüksek karla, daha yüksek piyasa değeriyle çıkma şansları oldu. Buraya baktığımızda yine Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tencent, bunlar yine yukarıdalar. Fakat araya bir enerji şirketi girmiş. Aramco, Suudi Arabistan şirketinin araya girdiğini görürüz ama genellikle enerji şirketleri yok.
Ben Tesla'yı nereye alayım bilemedim. Yani hardware mi, software mi? Ama Tesla da şeyin içerisinde, yarışın içerisinde olarak gözüküyor. O da çok yeni bir firma. Yani 21. yüzyılda kurulmuş burada 3 firma. Bir Çin enerji şirketi Sinopec, Facebook ve Tesla'yı da 21. yüzyılın daha yeni doğmuş çocukları ama çok başarılı olmuş firmaları olarak görebiliriz. O zaman dünyada bir dijital tekelleşmeye doğru gitme eğilimi var. Gider mi gitmez mi bilmiyoruz ama böyle bir eğilim olduğu da gözüküyor. Yine bazı makro trendlerden bahsedeyim. Yaşlanan nüfus gelişmiş ülkelerde bununla ilgili çok ciddi bir literatür var, çok ciddi çalışma var. Ve daha uzun hayatlar. Dijitalleşme bize bununla beraber deep fake de getiriyor. Deep fake yani aslında olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterme. Yani bir yaşlı ölse bile torunları onunla dijital olarak konuşmaya devam edebilirler. Bu haberlerde de yaşamayan bir spiker bize haberleri sunabilir veya aynı anda başka yerlerde de sunabilir. Uzun hayat beklentisini bir hedef olarak koyduğumuzda neuromarketing bize fake yani gerçek olmayan bazı ürün ve hizmetler sağlayabilir ki bu çok ileride götürülebilir. Yani dolayısıyla fiziksel hayatın uzaması gibi bir iddia ile çok yüksek paralar bu platformlar kazanabilir. İkincisi, gelişmekte olan ülkelerde artan genç nüfus. Tam tersine, yani dünya bir şekilde kendini dengeliyor. Dolayısıyla dünyada artık daha fazla Asyalı, daha fazla Afrikalı ve daha fazla Müslüman göreceğiz. Belki de dünya tarihinde 2 milyar civarında Müslüman olacak ki, 8 milyarın içerisinde 4'te 1 oranında, yani çok uzun zamandır herhalde böyle bir şey olmamıştı. Yine burada bir şekilde kurumların, devlet olsun, özel sektör olsun, dijital dönüşüme adapte olmak için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Ben buradaki ekran küçük olduğu için ne yapmaları gerektiğini bilmiyorum. Şimdi arkaya dönüp bakayım. Bir kere akıllı iş ki her ne kadar hacklenme tehlikesi olsa da artık akıllı ofislerde mecburen çalışılması gerekecek. İş üzerinde eğitim, çünkü okullardaki eğitim yetmediği zaman aradaki farkı iş üzerinde eğitimle kapatmak gerekecek. Burada özellikle pandemi olduğu zaman shipbuilding yani gemi inşaada veya işte bir laboratuvarda asistanlara veya çıraklara yani apprentice, biz çırak diyoruz, bunlara eğitim vermek mümkün olmadı. Laboratuvarlar kapandı, gemi inşa veya simülasyon merkezleri vesaire. Ama virtual reality gözlükleriyle programlanmış şekilde ki bizim de var iş sağlığı ve güvenliğinde virtual reality laboratuvarımız var. Burada eğitimler devam ettirilebildi. Yani sanal gerçeklik ile bir müddet sonra fiziksel gerçekliği ayıramayan nesillerle karşı karşıya kalacağız. Bizim öğrencilerimiz de İTÜ'de sosyalleşmeyi sanal veya virtual fark etmiyor. Yani gerçek sosyalleşme ile ekran üzerinden sosyalleşmenin şu anki 10 küsur yaşındakiler için veya 10-20 yaş arasındaki hiçbir fark yok. Yani aynı şeydir. Bu bizim için çok şaşırtıcı. Ben bir kontrol otomasyon hocasıyla konuştum. Yani robot yapan bir hocayla konuştum. Diyor ki hayat karbon tabanlı değil diyor. İyice benim kafam karıştı. Yani o konuşan bütün aletler canlıdır diye bir inanca sahip. O yüzden işte yani what is reality, what is humanity falan gibi kafamız karışmaya başlıyor. Burada yine önemli bir konu. Uzaktan çalışmayı yönetecek liderlik. Mesela bir evvelki sunumda yine Almanya'dan gelen, Schipringer'den gelen hocamız ambidexterous leadership demişti. Bu liderliğin önemli bir konu olduğu, yani robotlar da olsa hayatımızda yine insanların liderliğinde olacağını varsayıyoruz. Yine aynı şekilde süper işler ve yeşil işler gibi konular da ön plana çıktı. Yani süper işler içinde aynı zamanda insanın ve robotun birlikte olduğu karma işler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu makro trendlerden sonra son olarak acaba biz kendi iş gücümüzü yetiştirirken hangi yeteneklere sahip olması gerekir diye baktığımızda onunla ilgili birkaç cümle söyleyip konuşmayı da tamamlamış olayım. Bu değişen hayata adapte olmak için tabii ki öğrenmeyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü
şu anda ilkokula giden çocukların I have earned extra five, yani 5 dakika daha kazandım. Thank you very much. Şimdi 10 sene içerisinde hangi meslekler ortaya çıkacağını öngörmek çok zor. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar var. Ancak hangisinin tutacağı, yani bu ev telefonundan mobil telefona geçerken ara formlar vardı. Mesela araç telefonu ve çağrı cihazı gibi. Bu aletler tutmadı ama cep telefonu tuttu. Dolayısıyla birçok iş var ama bu işlerden hangisi tutacak, hangisi tutmayacak? Mesela e-spor teknik direktörü, yani elektronik sporla ilgili yeni menajerler, teknik direktörler, e-spor tasarımcıları gibi alanlar, acaba bunlar tutacak mı, tutmayacak mı? Bunları gelecekte göreceğiz. Veya dikine tarım, yani vertical agriculture. Yatay tarım değil, dikine tarım, bununla ilgili teknolojiler hangisi tutacak, bunları göreceğiz. Peki, teknik becerileri öğrenmeyi öğrenmemiz lazım. Fakat beceriler, yani siz bacarıklı diyorsunuz değil mi? Teknik olmayan beceriler de önemli, soft skills denilen, yani social and cognitive skills, toplumsal ve zihinsel yetenekler. Bununla ilgili çok çeşitli OECD'nin çalışmaları var, World Economic Forum'un çalışmaları var. Baktığımız zaman self-awareness, yani kendinin farkında olmak, self-efficacy, kendine güvenmek, compassion, mesela belki de robotlarda olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama şefkat, merhamet, sebat, mesela perseverance, sebat gibi iyi iletişim, başkalarını etkileme gibi özelliklerin olması lazım. Mesela mizah, sanat, bunlar robotlarda var. Sofya'ya espri yapma yeteneğini, bir iki cümleyi öğretmişler. Ama şeyi bilmiyoruz. Yani gerçekten o espri içinden herhalde gelmiyordur, öğretilmiştir. Şey diye soruyorlar, yani sen ne yapmayı planlıyorsun? İnsanlığın sonunu getireceğim diyor. Sonra karşılıklı gülüyorlar. Yani bir şey öğretilmiş, espri yapmak, humor öğretilmiş. Burada tabii ki yine robotların yapamadığını düşündüğümüz, yani bilmiyoruz çünkü Go'yu kazanıyorlar, satrancı kazanıyorlar, stratejik, analitik düşünme ve eleştirel, yani tenkitsel düşünme gibi şu ana kadar insanların yaptığını varsaydığımız bu yetenekleri tabii ki ilkokuldan itibaren, ilk mektepten itibaren doktoraya kadar öğretebildiğimiz kadar öğretmemiz lazım. Aziz Sancar hocamız da experiment, yani deney yapmayı özellikle öğretmek gerektiğini, teorik bilgi kadar belki daha önemlisi deneyin olduğunu söyledi. Evet, son olarak da orijinal bir şey, yani biz akademide öğrencilere öğretirken de bir makale yazıyorlar, makalede orijinal bir şey yok. Yani originality aslında şeyin temeli, bir değer üretiminin, value creation'ın içinde, yani bir ben de belki burada bir derleme anlattım, yani orijinal bir şey söylemedim. Ama önemli olan bir creative thinking ve innovation. Bu nosyonu, yani robotlar tahmin ediyorum kendi kendini tamir edebilir. Kendi aralarında insanların anlamadığı bir dili geliştirebilir. Ama hakikaten orijinallik üretebilir. Robotlar şu anda tablo yapabiliyor. Bir resim çizebiliyor ama o resim sanatsal değeri var mı? O nokta önemli. Ama zanaatkar olarak, yani bir artisanship olarak robotlar çok güçlü, bizden daha verimli. Ama artistik olarak, yani sanat olarak hangi seviyede olduğumuzu göreceğiz. Ben çok uzun bir sunum hazırlamışım, kusura bakmayın. Burada hem zaman açısından hem de konu bütünlüğü açısından toparlamakta fayda var. Tekrardan Türkçe olarak anlatabilme fırsatı da olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ve bu vesileyle de Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümünü sizinle beraber aynı duygularla, aynı milletin bir evladı olarak hem sizi tebrik, takdir etmek istiyorum ve mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Saygılarımı sunarım.